Gerçekten de buradaki problemleri çözdürüyorlarmış bize. Aa, bak şu uyanıkların yaptığı oyuna. Bu zekalarını problemlerini çözmeye kullansalar ödevlerini çoktan bitirmişlerdi. Çocuklar, ödevinizi böyle halledip belki bizi kandırırsınız ama sonra siz kaybedersiniz, söyleyeyim. Yakalanmasaydık kaybetmezdik. Kaybedersiniz Merveciğim. Bu ödevleri yapmazsanız eğer ileride doktor, mühendis, avukat olma şansınızı kaybedersiniz. İyi de ben o saydıkların hiçbirine olmayacağım ki. Ben de. Mesela ben pastacı olacağım. Pastacı mı? Nereden çıktı o? Kendi büyük bir pastane açacağım. Bunun için ödev yapmaya gerek yok. Niye pastacı olmak istiyorsun ki? Ne zaman canım isterse pasta yerim. Bundan daha güzel iş mi olur? Şanlı fikir. Ben de girerim senin pastanene. Oğlum, bak mantıksız davranıyorsun. Bizi zor durumda bıraktığının farkında değil misin? Aşkın başladığı yerde mantık biter anneciğim. Ben Özge'yi seviyorum. Eğer evlendirmezseniz kaçırırım vallahi kızı. Ana! Ben buna boşuna kırmızı Hüseyin demiyorum. Rahmetli babam beni istediği zaman Hüseyin iş yok diye vermediydi. O da bana dedi ki ben de seni kaçırırım o zaman dedi. Kaçırırım vallahi. Benim artık gözüm hiçbir şey görmüyor. Boşuna dememişler aşkın gözü kördür diye. Gözleri kapanmış bunun. Ben onun gözünü açmayı bilirim. Dayağı yedi mi fal taşı gibi açılır gözleri. Oğlum bu işi unut. Bizde para falan yok. Vay. Demek evlat ayırıyorsun baba. Ay saçmalama Emre. Niye evlat ayıralım? Ablamı nasıl evlendirdiyseniz beni de öyle evlendireceksiniz o zaman. Bu kesin dayak istiyor. Saçmalama. Ben onu bunu bilmem. Özge'ye evlenme teklifi ettim. O da kabul etti. Bu iş ya olacak ya olacak. Peki sen ne olacaksın oğlum büyüyünce? Ben sinema dayağı gösterici olacağım. Ay daha neler Orçun. Şahane bir şey anneanne. Filmli ve herkesten önce en önemli ben seveceğim. Sinemada en güzel yeri de bana verirsin artık. Tabii sen pastalığı bana verirsen.